Şekilde o merkezi çeyrek çemberi vermiş. Şimdi çeyrek çember ve merkez varsa merkezden çember üzerine yol yarı çaptır. Yarı çapın 25 olduğunu biliyoruz. Yarı çap 25 ise şuraya 15 kalır. Ve yine iki noktadan bir doğru geçer mantığıyla birleştiriyorum. Şuranın da ne olduğunu bilmem gerekiyor. 25 olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi özel üçgenlere bakalım. 3, 4, 5 üçgeni. 5 katı 25, 5 katı 20, 5 katı 15. Şu üçgene bakın. Şu içini doldurduğum üçgen. Evet, mavi üçgen. 15 var, 25 var. Demek ki yerden yükseklik 20. Geriye kaç kalmıştır? 8. Artık şundan kurtulabiliriz. Sonra da 8, 15, 17 özel üçgeni görürüz ve soruyu bitiririz. O merkezli çeyrek çember. Merkezden çember üzerine yol 12 ise yine yol 12. Yol 12 ve burada eşkenar üçgen çıktı. Çünkü üçkenar birbirinin aynısı. Bu açıya da 30 kaldı. Şurası da mecbur 10, 60. 90, 12 ise 36'yı görür. Bence çok kolay sorular bunlar. O merkezi çeyrek çember. Bir tık zorlamış bu soruda. OD yani yarı çapı istiyor benden. Yarı çapı. Şimdi üçgen sorusu olsaydı ne yapardık? Şuradan birleştirirdik. Dikdörtgen. Çünkü bir soruda iki tane 90 görüyorsak dikdörtgen elde ederiz genelde. 10 ise şurası da 10. 11 ise şurası da 11. Sonra ne yapardık? Pisagor teoremi yapardık. Evet. Şurada 10 var. Şurada 24 var. Özel bir üçgen bu. Tanıdık gelmediyse şöyle yazalım. 5, 12, 13. 2 katı 10, 2 katı 24, 2 katı 26. Demek ki şuranın tamamı ne olması gerekiyormuş? 26. Yarı çap x ise özel üçgen bu. X, x, x kök 2. Yani 26 eşittir x kök 2. Acaba şıklardaki hangi ifadenin kök 2 katı 26'yı verir? Tabii ki de 13 kök 2. Şekilde o merkezi çeyrek çember verilmiş. Merkezden çember üzerine gidilen yol yarı çaptır. Yani şu an için yarı çapım a artı 3. Merkezden çember üzerine gidilen yol yarı çaptır. A artı 3. Ve bir soruda iki tane 90 görüyorsam genelde bir dikdörtgen elde ederim. 9 ise şurası da 9. Şurada bir özel üçgen var. Bu özel üçgenin ne olduğunu bilirsek x'i bulabiliriz. Şuradaki etrafını kırmızı çerçeveli üçgene bakalım. Özel bir üçgen mi? 9, 12, 15'i sağlar mı? Evet sağlar. 12 yazınca 15 çıkar. Demek ki aradığım a değeri 12. Yerden yükseklik 12 ise burası da 12. Şimdi merkezden çember üzerine yolun yarı çap olduğunu ve 15 olduğunu biliyorsak buraya kaldı 6. Şu içini maviyle doldurdum. Artık kırmızıyla da üzerinden bir kere geçtim. 6, 12. 6 kök 5'tir. Bir üçgende üçgenin bir kenarı k ise diğer iki k ise şurası k kök 5'tir. 30, 60, 90'ı karıştırmayın. C merkezi çeyrek çember. Merkezden çember üzerine yol 10 ise merkezden çember üzerine 10. Dikdörtgenimi vermiş. Burası 10. Şurası 28 ise şurası 28. K diyor BE üzerindeki A noktasına en yakın nokta. O zaman en yakın nokta diyorsa bir kere bunu merkez ile şu noktayı birleştirmem lazım. Evet. Bakın en yakın nokta esprisi budur. Sorudaki çizim aldatmacadır. Buna kanmıyorsunuz. Tamam mı? Zaten şuraya kadar 10'du. Şimdi 5, 12, 13. Üçgen 2 katı 10, 24, 26. Bu arada ben buraya niye 28 yazdım ki? Değil mi? Toplanınca ne geliyor? 24 geliyor zaten. Buradan anladım yanlış yazdım. Ne oluyor? 26 olması gerekiyor. 26 olabilmesi için 10 varsa geriye kaç kaldı hocalarım? 16. AK'nin uzunluğunu soruyor. 16. İç kuvvet özelliği muhtemelen bu. Bakalım. Şu uzunluğu bulabilirim. Aynı doğru üzerindekilerin çarpımı aynı doğru üzerindekilerin çarpımına eşittir. Şu 2 etti. X eşittir. 8 buldum. 8. Evet. Şimdi çemberin yarı çapını bilmiyoruz. Merkezden çember üzerine gidilen yol dikilişi keş parçaya bölen. Sebebi mi? Şöyle düşünün. Şu R, şu da R. X kenar üçgene gelince dikme indiriyoruz. İki eş parçaya bölüyor. 14'ün yarısı ne olacak? 7 olacak. 7 olması için ne kaldı? 1 kaldı. Yine merkezden kirişe inen dikme kirişi keş parçaya bölüyor. 16'ın yarısı 8 ise ne kaldı? 4. O zaman burası da 4. Peki ne yapılabilir? Şuradan birleştirilebilir. Pisagor teoremi. R diyelim. R kare eşittir. 7'nin karesi artı 4'ün karesi. 49, 16, 5, 5, 65. Kök 65.